Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akıbetül muttakîn ve salatu vesselamu alâ Resulina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Sübhâne rabbil alâ lel vehhâb. Muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak bu toplantımızı mübarek eylesin inşallah. Elimizden, dilimizden, yüreğimizden ümmet-i Muhammed müstefid olur inşallah. Bütün insanlık hidayetine vesile olur inşallah. Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimelerin muhtevası içinde cümlemize hisseler nasip eylesin. Ben okunan ayetlerden başlamak istiyorum. Cenab-ı Hak 80 küsur yerde ey iman edenler diye hitabı var. Yani ey iman edenler, Cenab-ı Hak talimat veriyor. Bunların en mühimlerinden biri, ey iman edenler, Allah'tan ona yakışır şekilde, ona yarışır şekilde korkun, ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Yani şu hayat, bir son nefes hazırlık. Nasıl şu bardağı dolduran damlalar, son damla gelince bütün bu bardak taşar, biter. Bütün nefeslerde bu bardağı dolduran damlalar gibi son nefes gelince her şey bitmiş oluyor. Ve bunu kabirde de telafi etme imkanı yok. Kıyamette de telafi etme imkanı yok. Cenab-ı Hak, ey iman edenler, Allah'ın azamet-i ilahiyesine göre takva sahibi olun. Takva da nefsani arzuları bertaraf etme, ruhani istidatları inkişaf ettirme, iman kalpte bir şuur ve bir idrak haline gelebilmesi. Rabbimiz ancak Müslüman olarak can verin buyuruyor. Resulullah Efendimiz de nasıl yaşarsanız öyle vefat edersiniz, öyle haşrolursunuz buyuruluyor. Ondan sonra okunan ayet, Âl-i İmrân Suresi'nin 103. ayet. Hep birlikte Allah'ın ipine sarılın. Yani İslam'ı sımsıkı sarılın, parçalanmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hatırlayın. Hani siz birbirine düşman idiniz. Yani Cenab-ı Hak o cahiliye devrinde ırkî asabiyetler, aşiret asabiyetler öndeydi. İnsanlar bu ırkî asabiyet dolayısıyla birbirlerini yiyorlardı. Fakat elhamdülillah Kur'an istikam bir hayatla bir insanlık teşekkül etti, bir rahmet teşekkül etti. Cenab-ı Hak bu düşmanlıkları kaldırdı. Cenab-ı Hak kim üstün insan? İnne ekremeküm indallahi etkâküm. En keremliniz Allah katında en makbul olan, Allah'a en yakın olan kuldur buyuruluyor. Diğer okunan ondan sonra ayet-i kerimede sizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten nehyeden bir topluluk bulunsun buyuruyor. Tabii hayra çağırmak için gönül âlemimizi ruhaniyetle tezyin etmek durumundayız. Çünkü bir numune olacağız. Siz sözde bir Müslüman olmayacağız, özde bir Müslüman olacağız. Bu şekilde hayra çağıracağız. İyilikleri emredip kötülükten de nehyedeceğiz. Cenab-ı Hak böyle içimde bir toplum olmamızı arzu ediyor. Bir toplum bulunmasını arzu ediyor. Yine ondan sonra devam eden ayette 109. ayette göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah'ın mülkü içindeyiz. İşler dönüp dolaşıp Allah'a varır buyuruluyor. Ondan sonra gelen ayette küntüm hayra ümmetin uhrice linnâsi. Siz insanlar içerinden çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Marufu emreder, münkerden nehyedersiniz buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak bize hayırlı bir ümmet olmamızı. Ondan sonra gelen ayette Cenab-ı Hak nasıl bir gönül yapısı istiyor? Bu gönül yapısı bizi cennete davet ediyor. Hayırlı ümmet olmamızı, aziz ümmet olmamızı arzu ediyor. Kalp âlemi merhaleler kat edecek, marifetullah'a nail olacak, Cenab-ı Hak'la bir dostluk peyda olacak ve bu dostluk neticesinde Cenab-ı Hakk'ın ikramına nail olacak. Darüsselam'a, cennete nail olacak. Cenab-ı Hak bizden şu aşağıda tasvir edilen bir gönül yapısı istiyor. Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, vecilet kulubühüm. Yani kul, Cenab-ı Hak, kulun kendisiyle beraberliğini arzu ediyor. Ve o şekilde bir kul huzur bulacak. اَلَا بِذِكْلَا تَطْمِنُ الْقُلُبُ Dünyada en büyük saadet, kalbin Cenab-ı Hak'la beraber olması. Ayet-i Kerime'nin devamında, Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar. Tabi bu kalbin inkişafı neticesindedir.
Ondan sonra değişen şartlar, gaybı Allah bilir. Cenab-ı Hak kendine tevekkül ve teslimiyet istiyor. Feburru ilallah, Cenab-ı Hakk'a koşun buyuruluyor. Ondan sonra devam eden ayette onlar namazlarını bir huzur içinde, huşu içinde kılarlar. Kalp ve beden ahengi içinde kılarlar. Cenab-ı Hak secde ve yaklaş buyuruyor. İnsan anatomisini, insan iskelet yapısını Cenab-ı Hak en güzel secde edecek şekilde halketti. Bu şekilde Cenab-ı Hak kendisiyle bir beraberlik arzu ediyor. Secde et ve yaklaş buyuruyor. Diğer taraftan bir içtimai durum devam ediyor. Kendini rızık olarak verdiğimizde Allah yolunda harcarlar. Ondan sonra okunan Şems suresi okundu. Orada Cenab-ı Hak güneşin azametiyle ayetine dikkat çekiyor. O kuşluk vakti aydınlığında. Yani her gün ömür takviminden bir yaprak kopuyor. Her gün dünyadan bir gün uzaklaşıyoruz. Cenab-ı Hak ahiret alemine bir gün daha yaklaşıyoruz. Cenab-ı Hak bir azamet-i ilahi düşünme. Yani bir güneşi, Cenab-ı Hakk'ın bir azamet-i ilahi, bir ilahi azamet tecellisi. Nasıl bir ilahi bir güç 150 milyon kilometre uzakta dünyadan 8 dakikada ışığı geliyor. Karanlıkta geliyor, atmosfere gelince bütün aydınlığı veriyor. Arızası yok, tamirhaneye çekilmesi yok. Biraz artsa her şey yanar, biraz azalsa her şey donar. Cenab-ı Hak, güneş batınca takip eden aya, nasıl ay, nasıl bir kil parçası, ondan ışığı alıyor, bir aydın, bir mehtap meydana geliyor. Meçhiziller ona bağlı. Onu açardığım gündüze, nasıl bir devir daim, gündüz ve gece. Yine onu örtüyen geceye, o göğü bina edene, nasıl bir gök, sema, bir sonsuz bir âlem. Matematiğin rakamları kâfi gelmiyor. Işık yılı, ışık senesi deniyor. Işık hızı deniyor. Zihnin, muayyenin kavrayacağı mümkün değil, ilahi azamet tecellisi. Her yere ve onu döşeyene, nasıl şu toprak, nasıl bir bereket, nasıl o toprak terkibinden bütün mahlukata sofralar kuruluyor. Yani Cenab-ı Hak ince, zarif bir gönül istiyor, hassas bir gönül istiyor. Cenab-ı Hak hepsine ayrı ayrı güzellik. Bir bahar dalına baktığı zaman bir tebessüm. Topraktan çıkan ayrı ayrı güzel renk, koku vesaire, çeşit, rengarenk. Cenab-ı Hak hassas bir kalp istiyor müminden. Ondan sonra Cenab-ı Hak kişinin gönül âlemine dönüyor. فَاَلْهَمَا فُجُورًا وَتَقْوَاهَا İmtihan olarak fucur, yani günahlara karşı bir meyil verildi. Bakın kul bu günahlar karşı meyli bertaraf edecek, takva sahibi olacak, Cenab-ı Hakk'a yakın hale gelecek. قَدْ اَفْلَا مَنْ زَكَى İç âlem temizlenecek. Duygular temizlenecek, hissiyat temizlenecek. Cenab-ı Hakk'a güzel bir kul olacak. Yani la ilahi Allah'tan uzaklaştığı her şeyden uzaklaşacak, Cenab-ı Hakk'a güzel bir kul olacak. Cenab-ı Hak böyle bir kul olmamızı ve bu kullukla bizi cennetine Cenab-ı Hak davet ediyor. Muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Rabbimiz bize 124 bin küsur peygamber geldi, en yüce peygambere rahmeten lil alemin olan bir peygamber ümmet kıldı. Nisa suresinin 80. ayetinde men yudur rasule fakat eta Allah. Kim Allah Resulüne itaat ederse Allah'a itaat eder. Allah'a itaat etmiş olur buyuruluyor. Demek ki Cenab-ı Hak kendine olan itaat, Allah Resulüne itaat, iki itaati birleştiriyor. Yine Resulullah Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın insanda tecelli eden bir mucizesi. Her mesleğe numune. En alt kademeden en üst kademeye kadar misal. Asırlara misal, üsve-i hasene, örnek karakter ve örnek şahsiyet. Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu. Yine Cenab-ı Hak bize ebedi mucize olan Kur'an-ı Kerim'e muhatap olduk. Kur'an dünyada saadet haritası, ebediyet kılavuzu, kelamda mucize, bütün ins ve cin topluluğu birleşin, gücün vaz bir benzerini meydana getirin buyuruyor. Cenab-ı Er-Rahman, Allemel Kur'an, Halakal İnsan, Alemül Beyan buyuruluyor. Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu. Büyük bir ihsan-ı ilahi, ikram-ı ilahi.
Cenab-ı Hak bizden ayet-i kerimeyle hayırlı ümmet olmamızı, aziz ümmet olmamızı, yeryüzünde Hakk'ın temsilcisi olmamızı, gönlümüzden rahmet taşırmamızı, öyle bir ümmet olmamızı Rabbimiz arzu ediyor bizden. Tabi burada nefsani ihtirasları mukavemet gösterilecek, direniş gösterilecek, başa gelen meşakkat ve sıkıntılara sabırla mukabele edilecek, Allah rızası aranacak. Bunun için Cenab-ı Hak bizden aşk ile yaşanan bir iman istiyor. Kur'an-ı Kerim'in misallerini veriyor. O aşk ile yaşanan imana. Sarsılmaz bir iman. Taviz vermeyen bir iman. İkinci olarak kalp ve beden ahenkince ibadetler isteniyor. Hepsi ayrı ayrı bir ruhaniyet, ayrı ayrı bir güzellik. Kulun ruhani açlığını doyurması. Nasıl bir beden acıkıyor? Ruhumuzun açlığını doyurmak, ibadetler bu açlığımızı doyurabilmek. Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilmek. Hayranlık tevzi eden bir güzel ahlakla müzeyyen olmamızı arzu ediyor. Adab-ı muaşeret isteniyor. Yani hayatımızın her safhası, her nefeste İslam'ın emrettiği şekilde bir hayat tarzı olacak. اَلَا بِذِكْلَا تَطْمِنُ الْقُلُوبِ Kalplerimiz Cenab-ı Hak'la beraberliği temin edecek ve bir huzur âlemi yaşanacak. Hem dünyada, hem kabirde, hem ahirette. Yine Cenab-ı Hak, işte böylesi insanlığa şahit olmanız, yani dini temsil etmeniz, Rasûl dese şahit olmanız için mutedil bir millet, hayırhar bir ümmet yaptık buyuruyor. Efendimiz buyuruyor, benim peygamberler ümmetlere örnektir, üsve-i hasenedir. Allah'ın dinin temsilcisidir. Benim ümmetim de diğer ümmetlere Allah'ın temsilcisidir. Peygamber de şahit olsun. Demek ki Cenab-ı Hak bizden İslam'ı yaşamamızı arzu ediyor. Hakiki Müslümanlık, İslam'ı şahsiyet ve karakteriyle temsil edebilmektir. İslam daima bir şahsiyet ister müminden. Dinin temsil edebilmek ancak güzel bir şahsiyetle olur. Cenab-ı Hak da bizden hayranlık veren bir sahabi şahsiyeti arzu ediyor. Bizlere sahabe-i kiramı misal gösteriyor. Mekkeli Müslümanları misal gösteriyor Tevbe Suresi 100. ayette. Onlar nasıl imanını korudu? En ağır zulümlere karşı bir taviz vermedi. Medineli Müslümanları Cenab-ı Hak misal veriyor. Onlar da emirlerini yere getirdiler. Aşk ve vecd içinde bir iman yaşandı. Bir taraftan münafıklar, müşrikler, diğer kavimler, kıskaçların arasında güzel bir İslam yaşandı. Her inen ayet, semi'na ve ata'na diyerek hemen tatbikata geçti.